Παιδιά, πώς είστε? Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πού'yu hatırlıyor musunuz? Önceleri vermiştim size. Pu. Το κορίτσι που μιλάει είναι όμορφο. Falan gibi. Bunlara aslında İngilizce'de mesela relative clause deniyor. That, which, who falan gibi kelimeler. Nasıl açıklayabiliriz bu kelimeleri? Bir insan ya da bir obje hakkında daha fazla bilgi vermek için. İşte sabah 8'de kalkıp mutlaka kahvaltısını yapan çocuk. İşte kırmızı gömlek giyip koşan kız falan gibi. Kız demek yerine kırmızı gömlek giyip koşan kız, saçma bir örnek ama, ya da ne bileyim, tavernadaki adam demek yerine tavernada Yunan şarkıları dinleyen, en Türkçe'de biz bunu son eklerle yapıyoruz fiillere gelen. Yunanca'da da çeşitli relative clause'lar var. Bunlardan birini gördük, pu. En basiti pu'ydu. Ama sadece pu yok. Anlamsal olarak çeşitli nüanslar yaratan relative clause'lar var ve çok faydalılar çünkü bakın cümle nasıl zenginleşiyor. İşte bir adaya gitmek istiyorum demek yerine işte küçük sevimli tavernaların olduğu, insanların her gün pazarlardan taze meyve sebze aldığı güzel bir adaya gitmek istiyorum. Türkçe'de bu d, an, son eklerle yaptığımız relative clause'ları detaylı olarak inceleyeceğiz artık bu seviyede. Dersimizin ilk kısmı çok basit başlıyor. Ne dedim size? Pu. Her şeye pu'dan yola çıkıyoruz. O adres puer şete yine filoş mu? O adres puer şete yine filoş mu? Gelen adam benim arkadaşım. Pu yerine kullanabileceğiniz daha formal bir kalıp var. Daha resmi bir kalıp var. O opios. O opios. Vurgunun nerede olduğuna dikkat edin. O opios. Pu'yu maskülen bir isimle kullanıyorsam o adres pu. Burada pu'yu niye kullanıyorum bir kez? Adam hakkında daha fazla bilgi vermek için. Ben şey de diyebilirdim. O adres yine filoş mu? Adam benim arkadaşım. Ama daha fazla bilgi vermek istiyorum. Gelen adam benim arkadaşım. Cümlemi zenginleştirmek istiyorum. Adamı daha fazla tanımlamak istiyorum. O adres puerşete yine filoş mu? Diyorum puyla. Pu kullanmak yerine o opios kalıbında kullanabilirim. O adres opios erşete yine filoş mu? Bu bir tık daha resmi, tekstlerde çok göreceğiniz bir kullanım. Opios. Size niye öğretiyorum? Bir nedeni var. Opios, maskülenler için kullandığımız bu kalıbın hali. Pios'un değişmesi gibi artikellerle birlikte kullanacağınız isime göre değişecek. Dişilerle iopia, nötrlerle topio, çoğulları da var. Çoğulda iopi, iopies, dişi çoğul, taopia. Nötr çoğul. Hiçbir zorluğu yok. Anlamsal olarak çok bir şey de dememe gerek yok çünkü pu'yu biliyorsunuz. Pu koyduğunuz her yere bunları da koyabilirsiniz. Ama pu daha kullanışlı. Niye? Çünkü pu'da düşünmek zorunda değilsiniz. Iopia mı oluyor, iopies mi oluyor? Hiç düşünmenize gerek yok pu'da. Ama bunları akor etmeniz gerekiyor. Yine kez puer hode, yine filles mu? Yine kez puer hode, yine filles mu? Gelen kadınlar benim arkadaşım. Yine kez İopies, iopies, erhode, ine fillesmu. Gelen kadınlar benim arkadaşım. Aynı. Ne oldu? Artikeli koymak zorundayım bu kullanımda çünkü kalıbım o opios. O'yu i yaptım. Opios'u da sanki piosmuş gibi düşünüp sonunu pies oluyordu hatırlıyorsanız. Iopies yaptım. Sıfatların değişimi gibi değişiyor. Yine kez iopies, erhode, ine fillesmu. Akuzatif hep çıkacak karşımıza. O adres publepis yine filloş mu? Gördüğün adam benim arkadaşım. O adres yine filloş mu? Adam arkadaşım. O adres publepis. Daha fazla bilgi veriyorum. Gördüğün adam. O adres publepis yine filloş mu? Ne dedim? Opios'u akor etmeniz gerekiyor. Eğer bu cümlede opioslu kalıbı kullanmak istiyorsanız o adres tonopioblepis ton opioblepis o artikelim blepis'ten dolayı ton oldu. Opios'un da sesi düştü opio. O adres tonopioblepis yine filloş mu? Tamam mı? Yani burada bilmeniz gereken tek bir şey var. Pu yerine o opios da kullanabilirsiniz. Ve o opios'u akor etmek zorundasınız cümle içindeki yerine göre. Bu kadar. Şimdi size niye bunu anlattım? Eğer biz bu bağlama işleminde cümlenin anlamına göre bir bağlaç kullanmak istiyorsak pu bunu kabul etmiyor. Pu yerine daha çok bağlaç gerektiğinde ya, apo, se falan gibi kelimeler gerektiğinde pu yerine bu o opioslu forma dönüyoruz. Ne demek istiyorum? Örnekle daha iyi anlaşılacak bir şey. To ergo ya to opiosu millisa ine komedia. To ergo
για το οποίο σου μίλησα είναι κομμωδία. Hakkında konuştuğum film komedi. Şimdi bakıyorum. Milão to ergo, Milão to ergo demiyoruz. To ergo film. Milão to ergo demiyoruz. Filmi konuşmak. Milão ya to ergo. Film hakkında konuşuyorum. Milão ya to ergo. Onun için to ergo hakkında Milão fiilini kullanarak daha fazla bilgi vermek istiyorsam to ergo po Milão çok güzel değil. To ergo ya to pio Milão. To ergo ya to pio Milão. Çünkü burada Milão ya to ergo. Milão ya to ergo. Yani iki cümlemiz var. To ergo ine komodia. Su milisa ya afto to ergo. To ergo ine komodia. Su milisa ya afto to ergo. İki cümlem var. Bu iki cümlemi bağlıyorum to ergo üstünden. Çünkü bu iki cümledeki ortak obje to ergo. To ergo ya to pio su milisa ine komodia. Anlatabildim mi ne zaman kullanır? Çünkü buradaki Milão ya olduğu için ya to pio kullanmamız gerekti. Mesela önceki örneklerde o adres pu erchete, o adres pu erchete, erchete zaten o adres erchete diye kullanılıyor. Erchete ya adra falan gibi bir şey olmadığı için orada pu kullanıyorsunuz. Ama to ergo ya to pio Milão. Hissedebiliyor musunuz bunu? Diğer bir örneğime geçiyorum. I copella metinopia imero to evmenos. Η κοπέλα με την οποία είμαι ερωτευμένος παντρεύεται. Çok talihsiz bir durum. Η κοπέλα με την οποία είμαι ερωτευμένος παντρεύεται. Aşık olduğum kız evleniyor. Şimdi çok güzel bir cümle. Kötü bir cümle anlamsal olarak ama gramatik açıdan. Είμαι ερωτευμένος την κοπέλα diyebiliyor muyum? Hayır. Είμαι ερωτευμένος με την κοπέλα. Orada bir preposition gerekiyor. Με. Çünkü kalıp bu. Είμαι ερωτευμένος με την κοπέλα. Cümleyi yine ikiye ayıralım. Η κοπέλα παντρεύεται. Η κοπέλα παντρεύεται. Kız evleniyor. Είμαι ερωτευμένος με την κοπέλα. Bunu η κοπέλα üstünden bağlayacaksam η κοπέλα με την οποία. Με που diyemiyorsunuz bir kez. Burada sadece που da diyemiyorsunuz. Çok iyi değil. Çünkü είμαι ερωτευμένος με την κοπέλα. Η κοπέλα με την οποία. Είμαι ερωτευμένος, παντρεύεται. Anlaşabildik mi bu konuda? Son örnek, tabii ki de bunun da akuzatifi var. Μας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν δέχεται την πρότασή μας. Bize önerimizi kabul etmeme nedenlerini açıkladı diyor. Cümleyi analiz ediyorum. O logos hem kelime hem sebep. Μας εξήγησε τους λόγους, akuzatif çoğul, bize nedenlerini açıkladı. Για τους οποίους δεν δέχεται την πρότασή μας. Buradaki önemli olan şu cümle. Δέχομαι, δέχομαι bir şeyi kabul etmek. Mesela nasıl diyebiliriz bir nedenle bizim önerimizi kabul etmiyor. Δεν δέχεται την πρότασή μας για έναν λόγο. Για αυτόν τον λόγο. Bizim önerimizi bir nedenle kabul etmiyoryu ya ile diyoruz Yunanca'da. Για αυτόν τον λόγο. Δεν δέχεται την πρότασή μας. Oradaki δέχεται fiili ya preposition'ını istiyor. O zaman bunu logos'la bağlarken mas eksise tus logos ya tus opios δεν δέχεται την πρότασή μας. Anlatabildim mi? Η κοπέλα με την οποία μιλάω τώρα είναι Ελληνίδα. Είναι από τη Θεσσαλονίκη. Η κοπέλα που μιλάω demiyorum da. Η κοπέλα με την οποία μιλάω diyorum. Niye? Çünkü μιλάω με κάποιον. Μιλάω με την κοπέλα. Yani kısacası bir kelime hakkında daha fazla bilgi vermek istiyorsanız ve daha fazla bilgi verdiğiniz cümle ve daha fazla bilgi vereceğiniz durumdaki kullanacağınız fiil böyle prepositionlar istiyorsa ya, işte me, se falan gibi o durumda opiyoslu formu seçin daha iyi ve bunu opiyoslu formuna birleştirin. Hemen tekrar ediyorum. Milão ya to ergo film hakkında konuşuyorum. O zaman to ergo ya to pio Milão. Είμαι ερωτευμένος με την κοπέλα. Είμαι ερωτευμένος με την κοπέλα. O zaman η κοπέλα με την οποία είμαι ερωτευμένος. Δεν δέχομαι την πρόταση για αυτούς τους λόγους. Λοιπόν, μας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν δέχεται την πρότασή μας. Eğer böyle ya, από, σε falan gibi prepositionlar yoksa bunu kullanmanıza gerek yok. Direkt pu çok kolay Yunanca'da. Ama eğer böyle bir durum varsa ya to pio, stono pio falan gibi formları kullanmanız daha güzel Yunanca konuşmanızı sağlar. Çok hızlı bu formları görelim tekrar etmek için. O pios, io pia, to pio bu en basiti. Çoğulları da var dedim.
οι οποίοι, μεσαλά, οι άντρες οι οποίοι τρέχουν στο πάρκο, γιατί οι άντρες που τρέχουν στο πάρκο, aynı şey, ama çoğulu da var. Οι οποίοι, οι οποίες, τα οποία, bunlar çoğulları. Bunların akuzatifleri de var. Kullandığınız fiile göre, daha demin vlepo vardı mesela. O adres ton opio akuo. O adres ton opio akuo. Çünkü orada akuzatif akuo'nun etkisiyle. Ton opio, tin opia, to opio, tus opius, tis opies, to opia. Bunu hızlı geçiyorum çünkü bu formlar pios formlarıyla aynı sıfatlara çok benziyor. Tamam mı? Şimdi tekrar ediyorum. Relative clause'lar niye var? Bir obje, direkt belirttiğim bir obje, bir insan hakkında daha fazla bilgi vermek için var. Ya da ben bu objeyi belirtmeden de kullanabilirim. Mesela şu vardı, şu farkı hatırlıyorsanız. To ergo pou vlepo, gördüğüm film. Ya da afto pou vlepo, gördüğüm şey gibi iki tane biz kalıp öğrenmiştik. Burada bilmeniz gereken şey, bugün yaptığımız şeyler ve diğer videoda yapacağımız şeyler relative clause'lar ve bunlardan sonra hep fiil kullanıyorsunuz. Anlatabildim mi? Çünkü daha fazla bilgi vermek istiyorsunuz belirttiğiniz şey hakkında. Fiil gelecek mutlaka. Şimdi oti, oti vipote, oti diye belki duymuş olabileceğiniz bir kalıp var. Oti, oti vipote. Ne olursa olsun her şey gibi bir anlamı var. Cümlede daha iyi anlayacaksınız. Kane oti felis. Kane oti felis. Ne istersen onu yap. Kane oti vipote felis. Kane oti felis. Ne istersen onu yap diyor. Şimdi oti burada neyin yerini tutuyor? Bütün şeylerin, aftopu gibi. Hani belli bir objeye, bütün bir objelere anlamı gereği refer ediyor. Ve ondan sonra bir fiil gelmiş. Kane oti felis. Ne istersen onu yap. Fafao oti boro. Fafao oti boro. Pinao pare poli. Δεν έχω φάει τίποτα μέχρι τώρα. Θα φάω ό,τι μπορώ. Ne yiyebilirsem onu yiyeceğim. Yiyebileceğim her şeyi yiyeceğim. Yiyebiliyor olduğum her şeyi yiyeceğim. Θα φάω ό,τι μπορώ. Ό,τι burada bütün o yiyebileceğin şeyleri refer ediyor. Ό,τι και να πεις. Ό,τι και να πεις. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Ό,τι και να πεις. Ne dersen de. Ό,τι και να πεις. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Orada kena, bu ne dersen de hissiyatını daha da kuvvetlendiren çok deyimsel bir yaklaşım, çok deyimsel bir kullanım. Ό,τι θα πεις, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πεις. Bu kena, deyimsel bir söylem dedim ya, ό,τι ile çok gidiyor. Ό,τι και να πεις, ne dersen de, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Anlatabildim mi ό,τι? Çok sık karşısına geliyor. Bu da bir relative clause olduğu için bundan sonra hep bir fiil geliyor. Çünkü amacımız direkt verdiğimiz bir objeye de insan hakkında pu ile yapıyorduk bunu. Tokorichi, pu, bla bla bla. Daha fazla bilgi vermek. Bazen bu objeye de insanı belirtmeden de anlamsal farklılıklarla da daha fazla bilgi verebiliyoruz bir durum hakkında. Oti mesela bunlardan biri. Burada oti neyin yerini tutuyor? Bütün şeylerin. Ne istersen yap. Ne yiyebilirsen ye. Ne dersen de. Bütün o denilecek şeylerin, bütün o yenilecek şeylerin yerini oti tutuyor. Ve ben fiil kullanarak bütün o şeyler hakkında daha fazla bilgi vermiş oluyorum. Kane oti felis. Yani bütün dünyanın şeyleri değil, daha fazla istediğin şeyler. Daha fazla bilgi vermiş oluyorum o bütün şeyler hakkında. Anlatabildim mi? İçgüdüsel yaklaştırmaya çalışıyorum size. Kısa bir not. Hani skeftome oti, nomizo oti, pistevo oti'de de bir oti vardı. İkisinin telaffuzu aynı ama yazımı farklı. Çok garip bir yazımı var bu oti'nin. O virgül t gibi bir yazımı var. Öbürü oti. Bitişik bir kelime. İkisini karıştırmıyoruz. Oti, oti dipote aynı şey. Hemen böyle diğer kullanımlara bakalım. Bunları çok duyacaksınız. Boris ne herkese? O pote felis. Boris ne herkese? O pote felis. O pote dipote de duyabilirsiniz bazen. Ama en çok o pote. Boris ne herkese? O pote felis. Zaman kalıplarında bunu yapmıştık. O pote. Ne zaman istersen. Boris ne herkese? O pote felis. O pote'den sonra hemen yine aklım fiile gidiyor. Boris ne herkese? O pote felis. Daksi ne zaman istersen gel. O pote. Oti şeylerle kullandığımız o potede. Hani ne zaman istersen o zaman gel. Zaman anlamında. Yer bildiren şeylerle ne kullanacağız? Opu. Opu. Opu den iparchi irini i antropi poferun. Opu den iparchi irini, irini barış. I antropi poferun. Acı çekiyorlar. İnsanlar acı çekiyor. Opu den iparchi irini. Barışın olmadığı yerde, bütün barışın olmadığı bütün yerlerde, barışın olmadığı yerde. Opu. İngilizce'deki bu ver bağlacı. Opu den iparchi irini.
Barışın olmadığı yerde, opum, i antropi poferun ve son θα γράψω αυτό το γράμμα όπως θέλω εγώ. Θα γράψω αυτό το γράμμα όπως θέλω εγώ. Kendi istediğim gibi bu mektubu yazacağım. Bu da yol yordam belirtmek için όπως θέλω εγώ. Burada ότι'yi çok duyacaksınız, όποτε'yi çok duyacaksınız. Yerde bildiriyorsanız όπου'yu da çok duyacaksınız. Yani bunlardan sonra hemen aklınıza fiil kullanmak geliyor. Anlatabildim mi? Biraz zaman alacak oturması ama çok fonksiyonel, çok yararlı bunlar kelimeler. Çok tatlı bir diyalogumuz var bugün, bir röportajımız var. Kopya vermeyeyim, konteksten anlamaya çalışalım. Röportaj soruyor. Είμαι δημοσιογράφος, gazeteciyim. Είμαι δημοσιογράφος και κάνω μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος μετακόμισε, που μετακόμισε στο χωριό. Daha fazla kopya vermiyorum. Θα ξεκινήσουμε τώρα να διαβάζουμε. Είστε λοιπόν μία από τις πολλές οικογένειες οι οποίες ζούσαν σε πόλη. Είστε λοιπόν μία από τις πολλές οικογένειες, σεις δύο, birçok aileden biriydiniz, οι οποίες, bak, σεις birçok aileden biriydiniz, sonra οι οποίες diyerek o bütün aileler hakkında bilgi vermeye başlıyor. Yani relative clause'ları bir durum, bir obje, bir insan hakkında daha fazla bilgi vermeye kullanıyor. Είστε λοιπόν μία από τις πολλές οικογένειες, bunlar nasıl ailelerdi, οι οποίες ζούσαν σε πόλη, şehirde yaşayan ailelermiş bunlar. Şehirde yaşayan ailelerden biriydiniz diyor. İopies niye? Çünkü ikogenies dişi çoğul. O zaman iopies zusan. Iopies yerine pu da diyebilirsiniz. İste lipon mi apodis polis ikogenies pu zusan se poli. Poli şehir. Iopies'in etkisi devam ediyor. Alla apofasisan ne figun. Alla apofasisan ne figun. Kene minun se kapio horio. Siz diyor şehirde yaşayan ama ondan sonra şehirden gidip bir köyde yaşamaya, herhangi bir köyde yaşamaya karar veren ailelerden birisiniz diyor. Yeti pirete aftitin apofasi, yeti apofasi sate eci, yeti pirete aftintin apofasi, apofasi zono kano kati, apofasi zono kano kati, perno mia apofasi, isim hali, mia apofasi, perno fiiliyle kullanılıyor. Cevap veriyor. Ta telefteye kronya, son yıllarda, ta telefteye kronya, ton telefteye kero, τα τελευταία χρόνια η ζωή στην πόλη ήταν δύσκολη. Η ζωή ήταν δύσκολη. Ήταν. Συνέχεια geçmiş zaman. Hayat zordu diyor. Η ζωή ήταν δύσκολη. Είχα πολλά προβλήματα. Δεν ένιωθα καλά. Δεν αισθανόμουν πολύ καλά. Αντιμετώπιζα πολλά προβλήματα. Σωρίο. Δηλαδή, Γιάννη, τι δυσκολίες αντιμετωπίζατε. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζατε. Αντιμετωπίζω. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα, αντιμετωπίζω μια δυσκολία. Problemler, karşınıza problemlerin çıkıp onlarla cebelleşmek, onlarla boğuşmak, onlarla karşılaşmak, onlarla face to face kalmak, bir problemle, bir zorlukla kalıp onu çözmeye çalışmak gibi. Αντιμετωπίζω. Onunla karşılaşıp onu halletmeye çalışmak gibi. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα, αντιμετωπίζω μια δυσκολία. Αντιμετωπίζω. Burada sürekli geçmiş zaman. Hangi zorluklarla karşılaşıyordunuz? Αντιμετώπιζα. Αντιμετώπιζα. Αντιμετωπίζατε. Soruyor siz. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζατε. Oh, bayağı kabarık. Το πιο βασικό ήταν ότι. Το πιο βασικό ήταν ότι. En basitinden, en basit olanı. Bu tür girişler çok güzel yapar cümleyi. Το πιο βασικό ήταν ότι. Το πιο σημαντικό ήταν ότι. En önemlisi şuydu ki falan. Ότι ile ότι öncesi çok özgürsünüz. Το πιο βασικό ήταν ότι. Δεν μπορούσαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας εύκολα. Δεν μπορούσαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας εύκολα. Çocuklarımızı kolay yetiştiremiyorduk, büyütemiyorduk. Μεγαλώνω. Μεγαλώνω κάποιον. Μεγαλώνω το παιδί. Çocuğu büyütmek. Μεγαλώνω. Μεγάλος. Μεγαλώνω. Büyütmek. Και εγώ και γυναίκα μου ξυπνούσαμε πολύ νωρίς. Hep sürekli geçmiş zamanda çünkü... Bahsediyorlar ne yapıyorlardı köye gitmeden. Πριν να μετακομίσουν στο χωριό, τι έκαναν. Πριν να μετακομίσουν στο χωριό, τι έκαναν στη ζωή τους. Μετακομίζω ταşınmak. Μετακομίζω στο χωριό. Köye taşınıyorum. Kendim artık köyde yaşayacağım. Θα μείνω στο χωριό. Λοιπόν, δεν μου αρέσει πολύ η ζωή μου στην πόλη. Θέλω να μετακομίσω στο χωριό. Εντάξει,
Umarım bir gün hepimiz yaparız güzel bir adanın birinde, niye olmasın? Keho ke yine kamu kisip nuşame. Kisip nao, kisip nao, kisip nuşame. Poli noris, ya na pame sto dulia mas, ke arhusame na yirishme to vradi. Kisip nuşame noris, ya na amaç belirtmiş. Kisip nuşame noris, ya na pame sto dulia, ya na pame sto dulia mas, ke arhusame. Argo geç kalıyordum. Argo yine arga diyorduk, geç oldu. Argo bunun fiili geç kalmak. Arhusame na yirishume to vradi. Akşam da dönmeye diyordu, gecikiyorduk. Orithmos zois, hayatın ritmi. Orithmos, orithmos zois, orithmos zois ti poli ithan. Toso grigoros, toso grigoros. Ritim o kadar diyor ki, hayatın ritmi o kadar şehirde hızlıydı ki. Ne gelecek sonra? Bir sonuç gelecek değil mi? Toso grigoros. Neydi bu sonucu bize verecek olan? Pu. Toso bla bla bla. Pu. Toso grigoros. Pu haname politimo chrono. Pu haname politimo chrono. Hayatın akışı o kadar zordu ki, sonucu ne bunun? Çok değerli vakiti kaybediyorduk. Çok değerli vakit kaybediyorduk. Politimos. Politimos değerli demek. İtimi neydi fiyat? İtimi. Politimos. Çok fiyatlı gibi düşünün. Çok değerli. Politimos chronos. O politimos chronos. Değerli vakit. Hano politimo chrono. Akuzatifte. Toso grigoros pu. Ne dedim size? Bu bağlantı sözcükleri her yerde çıkıyor karşımıza. Karısı konuşacak. Mokayla da karısı oldum. Pragmati. Pragmati, gerçekten de. Episis, emis, menem sto kedro. İkinisi itan terastia. İkinisi trafik. Biz merkezde kalıyorduk. Meno, mename. Emis, menem sto kedro. İkinisi itan terastia. Pedia, sürekli geçmiş zamanda, geçmiş zamanda rahatça konuşabiliyor musunuz? Geçmişte rahat mısınız? Öğrendiğimiz bu sürekli geçmiş zamanı viavaza ve o dil geçmiş zamanı viavasa kullanarak geçmişi anlatabiliyor musunuz? Çok önemlidir. Episis aynı zamanda. Me name sto kedro ki ikini sitan terastia. İkini sitan toso terastia pu ve nithalene mino pia sti polis. Sto kedro tis polis. Devam ediyor karısı. Asming sehname. Asming sehname. As nayla aynı. Unutmayalım diyor. Neydi? Olumsuzluklarda subjantif dünyasında min geliyordu. Unutmuyor olalım. Asming sehname ve veya keton thorivo. Keton thorivo. Gürültüyü de unutmayalım. Apoto afto kinita keta mesa metaforas. Apoto afto kinita keta mesa metaforas. Toplu taşıma araçlarından ve arabalardan gelen gürültüyü de unutmayalım. Ta mesa metaforas. Güzel bir kalıp. Taşıma araçları. Ta mesa metaforas. To meso bir araç. Ta mesa araçlar. Metafora da taşıma. Neydi ferno? Ferno getirmek. Ferno. Getiriyorum. Metaferno gibi düşünün. Sonra getiriyorum, sonraya getiriyorum. Ne yapıyorum yani? Taşıyorum. Metafora, taşıma. Ta mesa metaforas. Metaforas orada genitif. Ta mesa metaforas, taşıma aracı. Mesa mazikis metaforas, toplu taşıma aracı. Diyor ki, İhe polithorivo apota mesa metaforas. Edaksi, çok fazla gürültü vardı diyor. Bunlar köyde mutlu, çok şikayet ediyorlar. İne grinyari desligo. İsos izo yine kalideri sto horio. Αλλά παραπονιούνται ασταμάτητα. Çocuk ne diyor? Τώρα η ζωή είναι πιο ήρεμη. Η ζωή είναι πιο, daha iyi hatırlıyorsanız. Η ζωή είναι πιο ήρεμη. Hayat diyor şimdi daha rahat, daha sakin. İremos. İremo. Rahatlıyorum, sakinleşiyorum. İremo. Bir diyalogumuz, tekstimiz vardı hatırlıyorsanız, takside gözlerini kapayıp rahatlamak isteyen kız. Beno sto taksi. Κλείνω τα μάτια μου για να ηρεμήσω λίγο. Για να ηρεμήσω λίγο. Burada sıfat. İremos. Η ζωή στο χωριό είναι πιο ήρεμη. Ζούμε κοντά στη φύση. Doğa yakın yaşıyoruz. Έχουμε έναν κήπο. O κήπος. Έχουμε έναν κήπο. Bir bahçemiz var. Στον οποίο καλλιεργούμε και τρώμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Çok güzel bir cümle. Şimdi. Έχουμε έναν κήπο. Bir bahçemiz var. Bu bahçe hakkında daha fazla bilgi vermek istiyoruz. Taze meyve ve sebze yetiştirdiğimiz bahçe gibi bir şey demek istiyoruz. Şimdi ne yapmış önce? O kiposla birlikte o pios kullanmaya karar vermiş ve önüne S koymuş.
S'de bu opiyosu akuzatif yapmış. Ston opio, ston opio. Buraya kadar mantıklı. Peki niye bu seçilmiş böylesine bir kullanım? Çünkü kaliyerho yetiştiriyorum. Meyveleri, sebzeleri. Kaliyerho. Kaliyerho. Fresca fruta kelehanika. Ston kipo. Ston kipo. Kaliyerho fruta ton kipo değil. Kaliyerho ta fruta ston kipo. O zaman eho enan kipo ston opio kaliyerho fresca fruta kelehanika. Gazeteci soruyor. Vensas lipun. Vensas lipun. Ke takala tis polis. Ke takala tis polis. Vensas lipun ke takala tis polis. Şehrin iyi taraflarını da özlemiyor musunuz? Özlemek Yunanca'da mulipi kati şeklinde kullanılıyor. Yani benden bana eksilmek. Mu lipi kati. Çoğulsa mu lipun aftata pragmata. Mu lipun aftata pragmata. Erkek o özlüyor nasıl diyebiliriz? Ona eksik kalıyor. Ondan eksik kalıyor. Tu lipi tekil bir şeyle ya da tu lipun. Muaresi gibi çalışıyor. Vensas lipun ketakallatis polis. Şehrin iyi taraflarını özlemiyor musunuz? Size eksilmiyor mu şehrin iyi tarafları? Fisika. Tabii. Kanenas den leioti. Kimse demiyor ki kanenas. Kanenas den leioti. Ζωή στο χωριό είναι τέλεια. Έχουμε αυτοκίνητο. Έχουμε αυτοκίνητο. Και πηγαίνουμε συχνά στη πιο κοντινή πόλη. Στη πιο κοντινή πόλη. Arabamız var diyor. Ve sık sık yakın bir şehre gidiyoruz. Kyrios, ιδιαίτερα Kyrios, ana olarak mainly Kyrios. Όταν χρειαζόμαστε γιατρό, χρειάζομαι, neydi, ihtiyacım olmak bir şeye. Χρειάζομαι κάτι. Χρειάζομαι τώρα ένα ποτήρι κρασί, bir bardak şaraba ihtiyacım var. Χρειαζόμαστε γιατρό, όταν χρειαζόμαστε γιατρό, doktora ihtiyacımız olduğunda özellikle diyor. Φάρμακα, αλλά και άλλες υπηρεσίες. Αλλά και άλλες υπηρεσίες. Diğer servislere. Doktora, ilaçlara ve de diğer servislere ipiresiya, kehales ipiresiyes. Diğer servislere ihtiyacımız olduğunda özellikle diyor. Yakın bir şehre gidiyoruz. Cevap. Sas evkaristopoli. Evhome na panne. Evhome. Birine bir dilek yapmak istiyorsanız bu dönüşlü fiili kullanıyorsunuz. Evhome na. Diliyorum ki bir şey olsun. Evhome. 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 Evhese. Evhete. Ευχόμαστε, εύχεστε, εύχονται. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Her şeyin iyi gitmesini diliyorum. Στην καινούρια σας ζωή. Στην καινούρια σας ζωή. Sizin yeni yaşantınızda her şeyin iyi gitmesini diliyorum. Çok böyle hikayemiz var. Yani çok popüler bu ara ya köylere gitmek, bir şeylere gitmek. Gezeceğim. Ben de kendime ait hissettiğim Yunan adasını bulana kadar gezeceğim ve belki para kazanırsam. Όταν θα έχω κερδίσει πολλά λεφτά. Ίσως να αγοράσω ένα σπίτι σε ένα νησί, σε ένα χωριό που βρίσκεται σε ένα πολύ γραφικό νησί που δεν είναι τόσο μακριά από την Αθήνα, γιατί χρειάζομαι και την ενέργεια, το κίνητρο. Εντάξει ρε παιδιά, γεια σας!